Partisi ailesi olarak buradayız. Teknik değerlendirmeleri Genel Başkan Yardımcılarımız yapacak. Hepinizin namusu olan, hepimizin namusu olan oylarımıza sahip çıkmak için buradayız. Süreci kontrol ediyoruz ve devamında, sürecin devamını da Genel Başkan Yardımcılarımız size aktaracak. İyi ki varsınız, teşekkürler. Mikrofon alabilir miyiz? Değerli Hataylılar, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Biz seçimin ertesi günü Sayın Genel Başkanımızın şahsi meselesi olduğunu ifade ederek Hatay'la ilgili seçimleri tüm Türkiye'deki seçim bölgelerinden daha çok önemsediğini, burada yaşanan mikrofonu arkadan alabilirsiniz. Arabada mikrofon var. Değerli basın mensupları, değerli Hataylılar, hepiniz hoş geldiniz. Biz seçim günü Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla, Hatay benim şahsi meselemdir. Oraya iki genel başkan yardımcısı Sayın Gökçe Gökçen ve beni görevlendirdi. Biz buraya 10 milletvekili arkadaşımızla beraber geldik. 4 gündür buradayız. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Siyasal süreçleri takip ediyoruz. Hatay halkının bir oyu zayi olmaması için mücadele ediyoruz. İşin iki boyutu var. Bir hukuki boyutu var, bir siyasal boyutu var. Siyasal boyutuyla ilgili değerlendirmeyi ben yapacağım. Hukuki boyutuyla ilgili değerlendirmeyi de Sayın Gökçe Gökçen yapacak. Lütfü Savaş Büyükşehir Belediye Başkanımız tüm süreçlerde bizimle beraber. Bu mücadeleyi onunla birlikte yürütüyoruz. İşin siyasal boyutuyla ilgili ben bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu olmaması gereken bir şey. Bir seçimde siyasal boyut seçim günü biter. Yani devletin organları, mülki idare, bakanlar vesaire seçime müdahale etmez. Devlet, devleti yönetenler meşruiyetini milletten alır. Millet de iradesini sandıkta tecelli ettirir. Ancak burada il valisi sanki bir bu ülkenin devletin valisi değil de AKP il başkanı gibi hareket etti, hareket etmeye devam ediyor. Reyhanlı'da seçim gecesi seçim sonuçlarıyla beraber Suriye sınırından silah sesleri, Suriye Milli Ordusu taraftarları kutlama yapıyor. 500 bine yakın Suriyelinin Hatay'da olduğunu biliyoruz. Bunlar bizi rahatsız eden olaylar, olmaması gereken olaylar. Burası kritik bir bölge, yani tarihi itibariyle kritik bir bölge. Arkasından Hassa Belediye Başkanı seçilen zat, affedersiniz, Samandağ Alevileri diyor. Alevi olmak, Alevilerin onurudur, şerefidir. Aleviler bu ülkenin onurlu, inanç bakımından, ülkeye bağlılık bakımından en şerefli yurttaşlarıdır. Dolayısıyla burada çok kültürlü, birçok dinin, kültürün, etnik kimliğin bir arada barışça yaşadığı bir yerde bu tür açıklamaları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya, halkı kışkırtmaya yönelik olarak görüyoruz. Doğru bulmuyoruz. Ayrıca Antakya Birnoğlu Seçim Kurulu'nda yapılan oylamada 4 defa oylama yapılıyor. 3 oylamada lehimize oyların sayılmasına karar veriliyor. Ara veriliyor. Ara verildikten sonra karar değişiyor. Bir oylama arkadaşlar bir defa yapılır. Buraya bakanla siyasi müdahaleyle burada bizim oylarımızla ilgili, bizim hukuki mücadelemizle ilgili bir şeyin değişmesine biz izin vermeyiz, izin vermeyeceğiz. İlçe seçim kurullarında alınan kararlar, il seçim kurullarında alınan kararlarla ilgili de burada yapacağımız, hukuki yaptığımız ve yapacağımız bundan sonra hukuki mücadeleyi Gökçe Gökçen Başkanım izah edecek. Orada mücadelemiz devam ediyor. Hatay halkının bir oyunun zayi olmaması için her şeyimizle mücadele edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın talimatıdır. Her gün sabah akşam arayıp Hatay'la ilgili bilgi alıyor. Bugün de televizyonlarda, canlı yayınlarda bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Bunu buradan kamuoyuna duyurmak istiyoruz. Hukuki değerlendirmelerle ilgili arkadaşım Gökçe Gökçen'e veriyorum mikrofonu. Değerlendirmeleri o yapacak. Çok kıymetli Hataylılar, değerli basın emekçileri, öncelikle sabah akşam gece gündüz demeden oylarınıza ve yurttaşlık görevinizin sonucuna sahip çıktığınız için ve Hatay'ın sesini sizler
tüm Türkiye'ye duyurduğunuz için öncelikle buradaki emekleriniz ve sabrınız için teşekkür ediyorum. Evet, burada olmayanlar için ifade edeyim. Vatandaşlarımız seçim kurullarının önünde sabahtan akşama kadar bekliyorlar. Ve beklerken şunu söylüyorlar. Hatay halkının iradesini görün. Ve seçim sonuçlarının olduğu gibi sandığa kullanılan oyun aynı şekilde sağlıklı bir şekilde sandıktan o şekilde çıkacağının garantisini bize verin. Objektif olun, hukuka uyun, demokrasiye saygı duyun diyorlar vatandaşlarımız. Ve bizler de seçim kurullarında bunu bekliyoruz. Baştan beri hukuki süreç yürütülüyor. İtirazlarımızı yapıyoruz. Size bazı itirazlarımızdan bahsedeceğim. Artık biraz daha ayrıntı vereceğim. Ama ilk başta maddi hataların düzeltilmesiyle birlikte sürecin en başında yani seçim gecesinde 3890 olan fark 2735'e kadar gerilemiş durumda. Ve bu sadece maddi hataların düzeltilmesiyle. Ve bu maddi hatalar nelerdir? Örneğin tutanaklarda bir hata yapılıyorsa, bir matematik hesabı konusunda şüphe varsa, sorun varsa bunların düzeltilmesi. Aynı şekilde partimize yazılması gereken oyun başka partilere yazılması. Ve bizim partimize ve adayımız Lütfü Savaş'a yönelik kullanılan oyların sıfır olarak yazılması. Bunların düzeltilmesiyle birlikte hala devam eden bir süreçte 2735'e kadar fark gerilemiş durumda. Sizle bazı yerleri paylaşacağım. İstanbul Gazi Osman Paşa'yı biliyorsunuz. İstanbul Gazi Osman Paşa'da oylar yeniden sayılıyor. Oylar seçim kurulunun kararıyla yeniden sayılıyor. Ve Gazi Osman Paşa'da seçim kurulu ne söylemiş biliyor musunuz? Seçim kurulu diyor ki oylar arasında bir fark var. Bir yandan da geçersiz oylar var. Geçersiz oyların sayısı ve gerekçeleri yazılmayan geçersiz oylar. Dolayısıyla 298 sayılı kanunda, seçim kanununda gösterildiği gibi geçersiz oyların gerekçesinin yazılması gerekiyor. Ve bu gerekçeler yazılmamış. O zaman diyor ki Gazi Osman Paşa'da seçim kurulu, aradaki fark ve geçersiz oyların sayısı, gerekçesi yazılmayan geçersiz oyların sayısı, bunların arasındaki fark 10 kat neredeyse. O yüzden ben oyların yeniden sayılmasına karar veriyorum diyor. Yani bu durum seçim sonuçlarını etkiler diyor. Bizim Hatay'da aradaki fark ne kadar biliyor musunuz? Burada toplam geçersiz oy sayımız Hatay'da 38.900. Ve aramızdaki fark ne? 2735. Yani aradaki fark 13 kattan daha fazla. Şimdi Gazi Osman Paşa'da bu oyları sayıyorsunuz. Hatay'da oyları saymıyorsunuz. Yine sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Biraz önce gerekçesi elimize geçti kararın. Ne yazık ki İl Seçim Kurulu şöyle bir karar vermiş. Bir tek Samandağ'da bizim talebimiz kabul edilmişti. İlçe Seçim Kurulu salı akşamı sözlü olarak öğreniyoruz ki seçim kurulu talebimizi kabul ederek oyların yeniden sayılmasına karar vermişti. Ve dün bu karar yazıya dökülmüştü. Ve bugüne kadar bu süreç bekletildi. Bu sabah bir karar öğreniyoruz İl Seçim Kurulu'ndan. Verilen karar da bu sayım kararının durdurulmasına, yani bizim talebimizin reddedilmesine yönelik bir karar veriliyor. Ve buradan bu çelişkili duruma son vermesi için Yüksek Seçim Kurulu'na bir çağrımız var. Sizler hakimlersiniz. Ve bizler de eskiden düşündüğünüz gibi güçsüz, yalnız, tek başımıza değiliz. Bizim arkamızda, bizim yanımızda oylarını kullanan ve kullandıkları oylarının hesabını soran vatandaşlarımız var. Bizim yanımızda yalnızca Lütfü Savaş değil, aynı zamanda tüm Hatay halkının iradesinin olduğu gibi yansımasını isteyen yurttaşlarımız var. Ve dün Van'da bir olay yaşandı biliyorsunuz. Van'da mazbata öncelikle ikinci en çok oy alan adaya verilmeye çalışıldı. Ama halkımız sahip çıktı demokrasiye ve Yüksek Seçim Kurulu halkımızın sesini duydu. Dayanışmanın ve hukuka uyulmasının talebini duydu ve Yüksek Seçim Kurulu kazanan adaya mazbatanın verilmesine karar verdi. Ve şimdi
Van için gösterilen hassasiyeti, demokrasiye sahip çıkmayı, dayanışmayı ve tüm Türkiye'de herhangi bir konuda adalet isteyen, hukukun hukuka saygı duyulmasını isteyen, anayasaya saygı duyulmasını isteyen tüm yurttaşlarımıza bir çağrımız var. Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün benim şahsi meselemdir dediği yerdir. Hatay, on binlerce yurttaşımızı geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz bir yerdir. Hatay, vatandaşımızın devletin yardımını görmediği, devletin, iktidarın, hükümetin desteğini görmediği ve bu görmemekle birlikte bunun acısını en korkunç şekilde çektiği bir yerdir. O yüzden Hatay başka şehirlere benzemiyor. Hatay'da yaşanan acının bir benzeri daha yok. Ve bu acıyı yaşamış olan, her biri bir yakınını kaybetmiş olan yurttaşlarımızın iradesinin sandığa yansıması bir parti meselesi değildir. Bir şahıs meselesi değildir. Ve bir siyaset meselesi de değildir aslında. O yüzden vali eliyle ya da seçim kurullarına gelen telefonlar, verilen aralar sonucunda tekrarlanan oylamalar, birbiriyle çelişkili verilen kararlar, Gazi Osman Paşa'da olduğu gibi, Kütahya'da olduğu gibi, Ordu'da olduğu gibi, Kırklareli'de olduğu gibi, Isparta'da olduğu gibi, Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ediyorsa reddederim, AKP itiraz ediyorsa kabul ederim diye bir hakim anlayışı olamaz. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ettiğinde reddederim diyen anlayışı Hatay halkı günlerdir burada seçim kurulu önünde bekleyerek çoktan reddetmiş durumda zaten. Ve son olarak seçimden sonra bu kararı, vatandaşımızın bu kararına saygı duyuyoruz diyenler, vatandaşın iradesine saygı duyuyoruz, sandık sonuçlarına saygı duyuyoruz diyenler, ilk sınavınız Hatay. İlk sınavınız Hatay. Burada ya hukuka uyacaksınız, ya demokrasiye uyacaksınız, ya Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ya da başka bir parti demeden objektif olarak karar vereceksiniz, ya da seçmen sizi cezalandırmaya devam edecek. Ya da tüm yurttaşlarımız Suriye sınırından gelen silahlarla yapılan kutlamalar, mezhep temelli ayrıştırma temelli açıklamalar, seçilmiş bir belediye başkanının bir grup seçmene, Cumhuriyet Halk Partili seçmene hakaretler etmesi bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. O yüzden Hatay'da İşleri aceleye getirmeye kalkışmayın. Hukuka uymadan bir süreç işletmeye kalkışmayın. Gazi Osman Paşa'da ne karar veriyorsanız Hatay'da aynı kararı verin. Bizim itiraz ettiğimiz geçersiz oylar var. Biraz önce ifade ettiğim gibi 38 binden fazla geçersiz oy var. 2700 civarında fark var. Bu kadar küçük bir farkla işleri aceleye getirmeye kalkmayın. Hakimlere baskı uygulamayı sonlandırın ve hakimlere de sözümüz kanunsuz emir suçtur. Hatırlatıyoruz arkadaşlar. Hepinize süreci devam ettiriyoruz. İtirazlarımız sürecek. İl Seçim Kurulu'na tekrar itirazlarımız var. Yüksek Seçim Kurulu'na itirazlarımız olacak. Süreçleri takip ediyoruz. Burada demokrasiye sahip çıkmaya herkesi tekrar davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum.